Elimizde eksi 16 eşittir x bölü 4 artı 2 denklemi var ve x'i bulmak istiyoruz. O halde x'i eşitliğin bir tarafında yalnız bırakmalıyız öyle değil mi? Bunu yapmak için de öncelikle x bölü 4'ü yalnız bırakmalıyız. Hadi bakalım. Ee, bu artı 2'den kurtulalım. Artı 2'den kurtulmak için bu taraftan 2 çıkaralım. Tabii ki bunu sağ taraftan çıkaracağımızdan sol taraftan da çıkarmalıyız. Çünkü bu bir denklem yani eşitlik. Öyleyse iki taraftan 2 çıkaralım. Ne oldu? Eksi 16 eksi 2 eksi 18 etti değil mi? Eşittir. x bölü 4 artı 2 eksi 2. Burası zaten 0 olacak. Yazmaya bile gerek yok. Zira derdimiz buydu. Elimizde eksi 18 eşittir x bölü 4 var. Amacımız x'i bulmak olduğu için x'i yalnız bırakmalıydık. x bölü 4'ü 4 ile çarparsak x'i yalnız bırakabiliriz ama unutmayın bir tarafı 4 ile çarpıyorsak diğer tarafı da çarpmalıyız. Sağ tarafa ne yaparsanız sol tarafa da aynısını yapmalısınız ve tabii tam tersi de geçerli. Sağ tarafı 4 ile çarpıyorsak sol tarafı da çarpmalıyız. 4 çarpı eksi 18 eşittir x bölü 4 çarpı 4. 4'ler birbirini götürdü. Tam da bunu istiyorduk. Ee, bir sayıyı 4'e bölüp 4 ile çarparsanız o sayının kendisini tekrar elde edersiniz. Yani elimizde sadece x kalır. Diğer tarafa bakalım. 4 çarpı eksi 18. Gelin bunu şurada çarpalım. 18 çarpı 4. 4 çarpı 8, 32 eder. Elde var 3. 4 çarpı 1, 4. Artı 3, 72. Ama bu eksi 18 dediğimi yani sonuç eksi 72 olacak. Öyleyse x eşittir eksi 72. Evet, kontrol etmek istersek en baştaki denklemimizde her x gördüğümüz yere eksi 72 yazabiliriz. Hadi bunu da yapalım ve sağladığını görelim eksi 16 eşittir x yazmak yerine eksi 72 yazacağım. Eşittir eksi 72 bölü 4 artı 2. Bakalım işlemimiz doğru muymuş? Eksi 72 bölü 4'ün eksi 18 olduğunu zaten biliyoruz. Eksi 18 artı 2 oldu. O da eksi 16 eder değil mi? Eksi 16 eşittir eksi 16. Evet, denklemin kökünü doğru bulmuşuz.